Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta size sürpriz bir şey tanıtacağım. Bunu bileniniz var mı bilmiyorum. Değişik bir alet. Evet, 8 topu elimde görüyorsunuz. Şöyle buradan da göstereyim. Bir adet 8 topu. Bu 8 topu ne işe yarar arkadaşlar? Ondan bahsedelim biraz. 8 topu, bilardodaki siyah 8 topu biliyorsunuz. Amerikan oynarken galiba, ortaokulda oynuyordum en son da tam hatırlamıyor olabilirim. Amerikan bilardo oynarken en son bu siyah 8 topunu deliğe sokup oyunu bitiriyorsunuz. Yani son questiniz, son missioniniz, göreviniz bu oluyor. 8 topu da sokup oyunu bitirmek oluyor. Bilardo'daki kullanımı öyleydi. Böyle bir dekoratif eşya olarak da kullanılabiliyor. Ama bu sadece dekoratif bir eşya değil. Şöyle görüyorsunuz arkasını çevirdiğim zaman. Buradan da göstereyim. Arkasını çevirdiğim zaman burada bir ekranı var. Evet, ve ekranda bir şeyler oluyor gibi. Bunun içinde arkadaşlar bir sanırım alkol bazlı bir sıvı var. Tam olarak içerisinde nasıl bir kimyasal var onu bilmiyorum ama alkollü diye biliyorum. Böyle baktığımda öyle bir şey gördüm diye hatırlıyorum internette. Önce ben bunu nasıl bulduğuma geleyim. Bir tane film var. Otoyol 60 olması lazım. Interstate 60. Belki izleyenleriniz vardır. Bu Interstate 60'de değişik bir olay işleniyor. Yani normal filmler gibi değil. Biraz fantastik gibi, biraz kurgu işte böyle değişik. Tam çok da film izlemem ama aşırı nadir film izlerim. Yani yılda bir kere belki film izlerim falan. O konuyu da sonra anlatırım size niye böyle olduğunu. Neyse işte izlediğim filmlerden o. Bu otoyol 60'ta bir tane çocuk var işte bayağı zengin falan. İşte son model arabasına biniyor, gidiyor. Giderken işte birkaç tane yol boyunca macera yaşıyor. Aslında film felsefi olarak bayağı değişikti. Neyse biz görünenden bahsedelim. Çocuk otoyolda giderken otostop çekenler falan oluyor. İşte bir tane adam onunla otostop çekiyor. Adamın elinde böyle bir 8 topu var. Sıkıştığı zaman ya da karar vermek istemiyor, kendisi karar vermek istemediği zaman şöyle sallıyordu topu, sonra çevirip arkasından cevabını okuyordu. Sıcak ve soğuk. Sıcak ve soğuk. Ben daha sıcak oluyorum ya da daha soğuyorum. Top 8. Kız Denver'da değil ve adı da Robin değil, değil mi? Doğru. Şimdi mesela bir deneme yapalım. Bu videom kaç olsun? 5000 izlenecek mi? Atıyorum, bilmiyorum. Mesela sorumuz bu. Bu videom 5000 izlenecek mi diyeceğiz. Hey 8 topu. Bu video 5000 izlenecek mi? Cevap ver. Buna güvenebilirsin yazıyor arkadaşlar. Şimdi size yakından da göstereyim. Şöyle kaybetmeden ekranı. Ama gitti. Size nasıl göstereceğim? Ya işte böyle bir problem var. Ben bunu size nasıl göstereceğim? Dik tutmamız gerekiyor. Mesela şimdi işaretler evet'i gösteriyor diye bir şey çıktı. Size şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Çevirmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi işaretler evet'i gösteriyor yazıyor. Bunun gibi işte farklı sorular sorup çevirip ne yazdı? Kaynaklarım hayır diyor mesela. Başka bir soru sorsaydık ve cevabı bu olabilirdi. Kaynakları hayır diyormuş. Enteresan. Mesela ne soralım? Ne soralım? Ne soralım? Ne soralım? Şunu soralım. Ben bu sene Porsche Cayenne almak istiyordum. Şimdi onun bir sorusunu soralım mesela. Hey 8 topu, 2020'de Porsche Cayenne alacak mıyım? Gördüğüm kadarıyla evet çıktı. Yaşasın arkadaşlar, size de göstereyim. Evet, gördüğü kadarıyla evet diyor. Bu güzel bir haber. Buradan göremezsiniz muhtemelen. Kameramızı düzeltelim. Evet arkadaşlar, bu 8 topunun olayı böyle. Film beni çok etkilemişti izlediğim zaman. Yani anlaşılması bir tık farklıydı. Normal düz bir film gibi değil. Biraz kafa yormak gerekiyor, biraz incelemek gerekiyor. Gerçekten çok değişik bir film, size tavsiye ederim. Interstate 60. Eğer böyle normal filmlerden sıkılıyorsanız, genelde film izlemiyorsunuz benim gibi. Interstate 60'ı deneyebilirsiniz. Farklı bir bakış açısı katabilir. Ben bu objeyi dediğim gibi orada gördüm. Hoşuma gitti. Daha sonra 2012'de, 2013'te İstanbul'da çalışıyordum ben. Şu an Eskişehir'deyim de. İstanbul'da çalışıyordum. İşte benim mesleğimi biliyorsunuz, yazılımcıyım ben. Orada bir şirkette çalışıyordum. Suadiye'de. Suadiye'de Remzi Kitabevi vardı. Sanırım artık yok. Önceden vardı. Belki hala duruyordur ama
hatırladığım kadarıyla yok. 2013 yıl başında, 2013'e girecektik yani. Hediye falan bakıyorduk işte, ne alırız birbirimize. Şirket arasında çalışanlar da hediye alacaktı. Bir de kendimize, işte kız arkadaşım vardı o zamanki kız arkadaşım. Ona hediye alacaktım. İşte bakıyorduk falan. Yakında bir arkadaşım var. İşte İsmail, hatta geçen video çektik ya. İsmail'le birlikte çalışıyoruz orada. Gittik şeyler evimize, kitap evine, öyle geziyoruz, takılıyoruz, hem hediye bakıyoruz falan. Bir baktım 8 topu var. Aa dedim ya, bu filmdeki şey, obje. Hemen aldık oradan 2 tane. Hatta evet 2 tane aldık. Bir tane İsmail'e, bir tane bana aldım işte. Ben kendimkini kız arkadaşıma hediye ettim Tayland'a giderken. Çok saçma oldu. Elimi de köpek kaptı falan gibi, böyle konudan konuya geçiyormuşum gibi oldu. Geçen gün elimi köpek kaptı. Rottweiler ısırdı yani, parçaladı. Kanlar aktı, sonra hastaneye gittim işte falan filan. Dün bir sanatçıyla beraberdik. Buradan selamlarımı söyleyeyim. Ebru Gündeş. Kusura bakmayın. İstanbul'dan sonra Tayland'a taşınmıştım. Tayland'a giderken de bunu işte kız arkadaşıma hediye etmiştim. Benimkini. Sonra bir daha onu bulamadık tabii. Kız arkadaşım, ya eski kız arkadaşımı biliyorum ne yaptığını falan ama şimdi acaba top nerededir falan filan, duruyor mudur, atılmış mıdır? Bir ton olay. Yani ona verdiğim topu geri alamadım ama İsmail'in topu burada Eskişehir'de evinde duruyordu. Hatta da işte kuzenine vermiş. Geçen geldiğinde ben ona bunun konusunu açtım, dedim böyle 8 topu arıyorum, piyasada bulamıyorum artık, zaten getirmiyor işte kimse. Önceden varmış, piyasada yok şu an. Ona anlattım, o da dedi ki ben kuzenime verdim, kuzenimden geri alayım sana vereyim falan dedi, sağ olsun. Yani bu aslında İsmail'in topu. O da bana hediye etti. Kendisi Polonya'da yaşadığı için yanında götürmedi. Bu da böyle bir artık benim evimde objelerin arasına katılmış oldu. Bu çok sevdiğim bir top. Gerçekten çok beğeniyorum. Yurt dışında var hala da, Türkiye'de yok. Şimdi arayacağım, ne olacağım, getireceğim falan. Bir sürü gümrük olayları biliyorsunuz işte. O yüzden hazır bulmuşken İsmail'dekini de aldım. Kuzenlere de teşekkür ederim bu arada ona da. Böyle bir top arkadaşlar. Yani ne işe yarıyor bu? Arada kararsız kaldığınız zaman böyle sallayıp soru soruyorsunuz. Size o anki random bir cevap veriyor. Aslında random değil. Bu olayın arkasında da kuantum fiziği var. Gerçekten odaklanıp soru sorarsanız size en uygun olan cevabı verebilecek mekanizma da bu. Bu tarz random cevap veren fonksiyonlar, bu da bir fonksiyon aslında. Rastgele sonuç dönüyor. Bu tarz rastgele sonuç dönen fonksiyonlar aslında kuantum fiziğine göre çalışıyor. Gerçekten odaklanıp dediğim gibi hani bundan gelecek cevabın size uygun olacağını düşünüyorum. Ve ciddi anlamda soru sorarsanız size en uygun cevabı veriyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bu fiziğin kanıtladığı bir şey zaten. Çünkü kuantum fiziği diye bir gerçek bir bilim var. Ve bu bilim bunun olduğunu söylüyor. Kendi hayatımdaki denemelerde de böyle oldu. Bir ara size isterseniz detaylı anlatıp günlük hayatta kuantum fiziğinin kullanılması diye. Yani bu obje arada size kendinize itiraf edemediğiniz ya da kendinizi çok dile getiremediğiniz, işte doğruluğundan emin olamadığınız, böyle hafif arada kaldığınız ama içten içe bildiğiniz de cevapları size hızlıca yes no question, soru sorarmış gibi evet hayır olarak cevap verebilir. Güzel bir cihaz. Bulursam Amazon'daki linkini açıklamaya eklerim. Beğenirseniz siz de alırsınız arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar, tanıtacağım buydu. Benim için önemli bir üründü. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.